Bakımcı eğitimlerim sırasında bazen hocam o motorun gücü büyük, o motora yıldız üçgen yol veririz, döner gider şeklinde cümleler duyuyorum. Neymiş arkadaş ya bu yıldız üçgen yol verme? Nane limon her türlü hastalığın ilacı, yıldız üçgen her türlü yol vermenin çözümü şeklinde gözüküyor. İsterseniz işin teknik detayını bu videoda biraz daha inceleyelim. Önce bir bilgiyi düzelterek başlayalım. Doğrudan yol verme şartları nelerdir? Bazı kaynaklarda 3-5 kW gücünün üzerinde motorlara doğrudan yol verilemez dense de bunu asıl belirleyen motor gücü değil, besleme şebekesinin durumudur. Aşağıdaki şartlar yerine geliyorsa motor direkt olarak yol verilebilir. Besleme trafosunun gücü motor gücünün 3 mislinden daha büyük ise, normalde bizim fabrikalarda şebekemiz nasıldır? OG şebeke gelir fabrika girişinde bir düşürücü trafo vasıtasıyla fabrika içerisindeki faz arası 400 volta düşürülür. Burada trafo bir ya da birden fazla olabilir. Burada toplam trafoların gücü motor gücünün 3 mislinden daha büyük ise. Bir diğer şart, motor klemensinde hesaplanan kısa devre gücü motor yol alma gücünün 8 mislinden daha büyük ise. Motor yol alma gücü motor anma gücünün yol alma akım misliyle çarpımıdır. Örneğin 22 kW'lık bir motor 6 misliyle yol alıyorsa yol alma gücü 22 çarpı 8 eşittir 32 kW'tır. Yine benim ders notlarımın arasında kısa devre akım hesabının bulunması ile ilgili bir doküman da var. Mesela burada motorların bağlı olduğu noktalarda kısa devre güçleri hesaplanır. Yani ne demek istiyorum? Motor uçlarını siz kısa devre yaptığınızda buradan geçecek olan kısa devre akımı kaç kilo amperdir ya da buradaki oluşan kısa devre gücü ne kadardır şeklinde. Eğer motor klemenslerinde bir kısa devre olduğunda buradaki kısa devre gücü bizim motorumuzun yol alma gücünden 8 mislinden daha büyük ise yine bu motora siz direkt yol verebilirsiniz. Ve bir diğer şartsa yol alma sırasında oluşan gerilim düşümü kaynağın beslediği diğer elemanları etkilemiyorsa. Yıldız üçgen yol verme nedenlerinden biri de neydi? Motorun devreye girme sırasında çekmiş olduğu yüksek akımın şebekede oluşturduğu gerilim düşümüydü. Tüm bunların haricinde eğer sizin kuvvetli bir şebekeniz varsa ve oluşan gerilim düşümü diğer elemanları etkilemiyorsa yine siz bu motora doğrudan yol verebilirsiniz. Aslında fabrikalarda büyük güçlü motorların bağlantı sistemleri şu şekildedir. Az önce bahsettiğimiz fabrika girişindeki OG, AG trafomuz var. Bunun çıkışında bir bara sistemimiz var. Bu bara sistemi daha sonra işte fabrika lokasyonlarına, o lokasyonlar daha sonra atölye bazlı olarak dağıtım yapılır. Büyük güçlü motorların hiçbir zaman fabrikadaki tali besleme panosundan beslenmezler. Bu kumanda işlemleri o fabrikanın atölyedeki belki tali panosundan yapılabilir ama bu motorların aslında enerji beslemeleri daha üst noktalardaki baralardan ya da dağıtım panolarından gelmektedir. Örneğin çok büyük güçlü bir motorsa isterseniz fabrikanın herhangi bir atölyesinde olun. O atölye panosundan değil de OG-AG trafomuzun çıkışındaki ana panodan beslenir benim bu motorum. O nedenle şu en sağdaki motoru düşünecek olursanız burada oluşan aslında çekmiş olduğu akımla gerilim düşümü, meydana getirdiği gerilim düşümü buradaki şebekeyi çok fazla etkilemez. Bu motorun çünkü çekmiş olduğu o akım direkt besleme trafosundan gelmektedir. Bu da hem trafo üzerindeki oluşan normal çalışma şartlarındaki hani güç devrelerinde %3'ten daha aşağı olmaz dediğimiz bir gerilim düşümü vardı ya, hem bu gerilim düşümü açısından bu motora siz bu şekilde bir besleme yapmanız gerekir. Hem de bu motorun çekmiş olduğu darbe akımlarının şebekenin diğer kısımlarını daha az etkilemesi için yine bu şekilde bir besleme hattı çekmiş olmanız gerekir. Eğer motor gücü daha küçükse daha aşağıdaki dağıtım noktalarından siz bu motoru besleyebilirsiniz ama büyük güçlü motor hiçbir zaman fabrikanın o atölyesine gelmiş olan dağıtım panosundan beslenmez. Daha üst noktalardaki dağıtım baralarından o motorun beslemesi yapılır. Motor etiketlerinde karşılaşabileceğiniz olası gerilim değerleri. Bir motorun etiketine baktığınızda karşınıza şu olasılıklar çıkacaktır. Üçgen yıldız 220-380, üçgen 220 yıldız 380, 380 yıldız, üçgen 240 yıldız 400, 400 yıldız, üçgen yıldız 380-660, üçgen 380 yıldız 660, 380 üçgen, üçgen 400 yıldız 690, üçgen 440 gibi motorun gerilim değerlerini okuyabilirsiniz. Benim
Motor etiketlerinin okunması ile ilgili hazırlamış olduğum daha önce bir video var. O videoyu göz atmanızı öneririm. Şimdi neden bu kadar farklı gerilim değerleri görüyoruz? Bunun nedenleri şu. Birincisi, Avrupa Birliği üyesi ülkelerde bildiğim kadarıyla fazla arası gerilim ya 400 ya 440 volt. Yani üretilmiş motorum Türkiye'de çalışsın, Avrupa Birliği ülkelerinde çalışsın ve 60 Hz olan frekansı Amerika'daki ülkelerde çalışabilsin. Burada motorun bazı elektriksel parametrelerinde küçük sapmalar olsa da benim motorum işte 400-440 voltluk şebekede 50 ya da 60 Hz'lik şebekede çalışabilsin. Burada detaylarına girmeyeceğim. Küçük bazı elektriksel parametrelerde sapma olsa da motor yaklaşık gücü ve momenti vermektedir. Burada örnek bir etiketimiz var. Etikette ne var? Üçgen slash yıldız 230-400 volt. Bu 50 Hz'lik şebeke için verilmiş bir değer ve 2917 rotor devri var. Bunun gücü 2.2 kW. Kosinüs ise 0.87. Eğer 230 voltluk şebekeye siz bunu üçgen bağlayacak olursanız 7.4 amper ya da 400 voltluk şebekeye yıldız bağlayacak olursanız 4.3 amper akım çekmekte. Yine bir gerilim değeri daha verilmiş. Yine üçgen slash yıldız altında 265/400. Bu 60 Hz'lik bir şebekede eğer 265 voltluk şebekeye üçgen bağlarsanız ya da 400 voltluk bir şebekeye yıldız bağlarsanız durumu için verilmiş. Ve dikkat edecek olursanız frekans değişmiş. Kilowatt 50 Hz'de 2.2 ile şimdi 60 Hz'de 2.5 kW almış ve akım değerlerine bakacak olursanız birbirlerine çok yakın. Yani az önce dediğim gibi Avrupa Birliği üyesi ülkelerde Türkiye'de ya da Amerika'daki Amerikan standartlarına uygun ortamlarda motor çalıştırdığınızda bazı elektriksel sapmaları olsa da yine motor bu şebekelerde de çalışabilsin diye verilmiş bu farklı gerilim değerleri. Peki burada temelde iki tane gerilim değeri var. Bunlardan bir tanesi küçük gerilim değeri, diğeri büyük gerilim değeri. Küçük gerilim değeri üçgen bağlanacak şebeke gerilimidir. Tekrarlıyorum, küçük gerilim değeri üçgen bağlanacak şebeke gerilimidir. Büyük gerilim değeri ise yıldız bağlanacak gerilim değeridir. Tekrarlıyorum, büyük gerilim değeri yıldız bağlanacak gerilim değeridir. Şu etikette bakalım. Örneğin 220/380 verilmiş etikette ne dedik? Küçük gerilim üçgen, büyük gerilim yıldız bağlanacak gerilim verir bana. O zaman eğer şebekem benim 220 voltsa, fazlar arası 220 voltsa bu şebekede ben bu motoru üçgen bağlarım, küçük gerilim üçgende. Eğer benim fazlar arası gerilimim 380 ise büyük gerilim neyi veriyordu? Yıldızı. Ben bu motoru yıldız bağlarım. Benim şebekemde fazlar arası 380 volt olduğu için benim bu şebekede motoru nasıl bağlamam gerekir? Yıldız bağlamam gerekir. Yine bu taraftaki örneğe bakalım. 380/660, burada küçük gerilim üçgende. Eğer benim şebekem 380 voltsa, fazlar arası gerilim 380 voltsa, küçük gerilim değeri, yani üçgene ait gerilim değeri bu 380 volt. Yani ben bu motoru benim şebekemde üçgen bağlı. Eğer yok, benim fazlar arası gerilim 660 voltsa, ki bazı işletmelerde 660 veya 700 volt gibi gerilim değerleri olabiliyor. Eğer benim işletmemde gerilim değerim fazlar arası 660'sa büyük gerilim değeri neydi? Yıldız. Bu motoru yıldız bağlı. Buradan ben motor hareketine baktığımda bu motorun şebekeme yıldız mı, üçgen mi bağlayacağımı görürüm. Benim şebekem kaç volt? 380 volt ve benim oradaki etiketimdeki küçük gerilim değeri bana üçgeni, büyük gerilim değeri bana yıldız bağlantıyı gösterir. Eğer böyle bir etiketle karşılaşıyorsanız 380 yıldızdır bu. Yok 380-660 gibi bir etiketle karşılaşıyorsanız burada da 380 volt benim şebeke gerilim üçgen bağlanır. Evet, burada etiket bağlantılarını tekrar görüyoruz. Eğer benim motor etiketimde 220-380 ya da yıldız 380 gibi ya da yıldız 400 gibi bir gerilim görüyorsanız bu motorun benim şu andaki kullanmış olduğum fazla arası gerilim 380 volt olan şebekemde yıldız olarak bağlanır. Yok motor etiketimde 380-660 gibi bir gerilim görüyorsanız ki bu motor 380 şebekeye üçgen bağlanacak anlamındadır. Ya da üçgen 380 ya da üçgen 400 ya da üçgen 440 gibi bir gerilim görüyorsanız bu motorum da benim şebekeme nasıl bağlanacaktır? Üçgen bağlanacaktır. Şimdi yanlışlık yaptık. Yıldız bağlanması gereken bir motoru şebekeme üçgen bağladım. Biraz sonra detaylarını göreceksiniz. Bir motoru yıldız bağladığınızda her bir sargıda 220 volt düşer. Eğer siz her bir sargısı 220 volt olması gereken bir motoru
üçgen bağlayıp sargı gerilimini 380 olarak uygulayacak olursanız motoru yakarsınız. Veya tam tersi üçgen bağlanması gereken bir motorumu şebekeme yıldız bağladınız. Üçgen bağladığınızda motorum şebekeye sargı gerilime 380 volttur. Ama siz bunu yanlışlıkla yıldız bağladığınızda, üçgen motoru yanlışlıkla yıldız bağladığınızda bu sefer sargı gerilim 380 volt değil 220 volttur ve motor sargılarıma ben düşük gerilim vermiş olurum. Bu sefer de motorumu nominal anma gücünün ancak 3'te 1'inde çalıştırabilirim. Bunun teknik detaylarını şimdi hep beraber göreceğiz. Deminde gösterdiğim gibi etikette 380-660 ya da 380 üçgen, 400-690 ya da 440 ya da 400 üçgen gerilimlerini görüyorsanız bu motorum yıldız üçgen yol verilebilir. Yıldız üçgen yol verme hangi motorlara yapılıyor? Nihai çalışması, şebekeye bağlanması ancak üçgen olan motorlara yapılıyor. Az önce de söylediğim gibi şebeke bağlantısı yıldız olan bir motora yıldız üçgen verdiğinizde yıldızda anma değerinde çalışır ama üçgene geçtiğinizde 220 sargı 380 verdiğinizde yanacaktır. Yıldız üçgen yol vermede motor yıldız bağlanarak devreye girer. Ne demek istiyorum? Yıldız bağlantı önce ne yapılıyor onu söyleyelim. Şebeke gerilimim U1, V1, W1 uçlarına veriliyor. Yıldız bağladığım zaman V2, W2, U2 uçlarını kısa devre yapıyorum. Bunu neyle yapıyorum? Burada Q13 kontaktörümle yapıyorum. Yıldız kontaktörümle. Bu benim V2, W2 ve U2 uçlarını kısa devre yapıyor. Şebekeye ilk olarak yıldız kontaktörüm Q13 ve ana kontaktörüm Q11 ile devreye giriyor. Daha sonra anma devrinin yaklaşık %75-80'ine ulaştığında yıldız bağlantı kontaktörü devreden çıkar. Takriben 50 milisaniye sonra üçgen kontaktörü devreye girer. Ne oluyor? Devir almaya başladıkça motorum, anma devrine yaklaştıkça bu sefer buradaki Q13 devre dışı kalıyor. Yıldız köprüsünü devre dışı bırakıyor ve Q15 üçgen kontaktörüm devreye girerek U1, V2, V1, W2, W1, U2 uçlarını karşılıklı olarak köprülüyor ve motorum nihai olarak üçgen çalışmasını sürdürüyor. Burada yıldız üçgen yol verme ile ilgili yıldız üçgen zaman röleleri vardır. Bu çift çıkış kontaklıdır. Kontaklardan bir tanesi yıldız kontaktörünü devreden çıkarır. Takriben 50 milisaniye sonra üçgen kontaktörünü devreye alır. Bunun nedeni de şudur. Üçgenle yıldız kontaktörü hiçbir zaman aynı anda devreye girmez. Eğer üçgenle yıldız kontaktörünü aynı anda devreye sokacak olursanız dikkat ederseniz şurada Q11'in girişinden alınmış olan 3 faz eğer üçgen devreye girdiğinde yıldız da devrede olacak olursa 3 fazı kısa devre yaparsınız. O nedenle öncelikle sizin yıldız köprüsünü, şurada kontaktörü devre dışı bırakmanız lazım. Daha sonra üçgen kontaktörünü devreye almanız lazım. O zaman aradaki süreyi daha uzun tutalım. Burada aslında işin içinde başka elektriksel geçici rejimler de vardır. Siz burada yıldız köprüsünü açtığınızda, yani Q13 kontaktörünü devre dışı bıraktığınızda motorum benim kendi ataletiyle dönmeyi sürdürecektir ve motorum burada benim jeneratör olarak çalışacaktır. Yani aslında şebekeden ayrıldıktan sonra tekrar kendi ataletiyle gerilim üretmeye devam edecektir. Siz bu aradaki zamanlamayı açarsanız buradaki geçici elektriksel rejimler meydana gelir. Ve bir diğeri de motorun siz yıldız kontaktörünü açtıktan sonra üçgen kontaktörünü devreye almakta çok geç kalırsanız bu ara motor devir kaybeder. Ve devri de tekrar üçgende yakalamak için fazla akım çekmeye çalışabilir. O nedenle bu zamanlama standart olarak 50 milisaniye olarak verilir. Şimdi bazı tanımlardan bahsedelim. I hat L1, L1 fazından çekilen akım. I hat L2, L2 fazından çekilen akım. I hat L3, L3 fazından çekilen akım. I faz L1, U1, U2 faz sargısından geçen akım. I faz L2, V1, V2 faz sargısından geçen akım. I faz L3, W1, W2 faz sargısından geçen akım. U hat L1, L1, L2 fazlar arasındaki gerilim. U hat L2, L2, L3 fazlar arasındaki gerilim. U hat L3, L3, L1 fazlar arasındaki gerilim. U faz L1, U1, U2 faz sargısı üzerine düşen gerilim. U faz L2, V1, V2 faz sargısı üzerine düşen gerilim. U faz L3, W1, W2 faz sargısının üzerine düşen gerilim. Burada biraz sonra işin biraz daha teknik detaylarına gireceğiz. Onunla ilgili bazı isimlendirmeleri veriyorum. Şimdi
benim şebekeden 173 amper çeken bir motorum olsun ve bu motorum benim şebekeye yıldız bağlansın. Şebeke gerilimim kaç volt? 380 volt. Ve burada şöyle bir formül vardır. Hat gerilimi bölü karekök 3 bana faz gerilimini verir. Ya da tam tersi, faz gerilimi çarpı karekök 3 bana hat gerilimini verir. Yani benim faz arası gerilimi 380. 380 bölü karekök 3, 220 bana faz gerilimini, yani sargıda düşecek olan gerilim verir. Yani ne kadar benim faz arası gerilim 380 volt olsa da ben bu yıldız bağlı motoru 380 volt uyguladığımda her bir sargı üzerinde düşecek olan gerilim 220 volttur. Ve yine motorun şebekeden örnek olarak 173 amper akım çektiğini düşünürsek burada hat akımıyla faz akımı aynıdır. Yani şebekeden 173 amper akım çeken motorum benim sargılarımdan da her birinden de 173 amper akım geçirecektir. Gelelim üçgen bağlantı ile ilgili isimlendirmelere. I hat L1, L1 fazından çekilen akım. I hat L2, L2 fazından çekilen akım. I hat L3, L3 fazından çekilen akım. Buradaki isimlendirme yıldızla aynı birebir. I faz L1, U1, U2 sargılarından geçen akım. I faz L2, V1, V2 sargılarından geçen akım. I faz L3, W1, W2 fazlarından geçen akım. Şimdi gerilimlere bakalım. U hat L1, L1, L2 fazlar arasındaki gerilim. U hat L2, L3, L2, L3 fazlar arasındaki gerilim. U hat L3, L3, L1 fazlar arasındaki gerilim. U faz L1, U1, U2 faz sargısı üzerine düşen gerilim. U faz L2, V1, V2 faz sargısı üzerine düşen gerilim. U faz L3, W1, W2 faz sargısı üzerine düşen gerilim. Şimdi yine benim üçgen bağlı ve şebekeden 173 amper akım çeken bir motorum olsun. Bu motorumda sargılardaki gerilim akım değerlerine bakalım. Burada hat gerilimi faz gerilimiyle aynıdır. Yani fazlar arası 380 voltsa aslında benim her sargımın üzerine düşen gerilim de 380 volttur. Yani U hat gerilimiyle U faz gerilimim aynıdır. Hatlar arasındaki gerilim 380 volttur ve üçgen bağlantıda her bir sargı üzerinde düşen gerilim yine 380 volttur. Burada akımda bir değişiklik var. Akımdaki değişiklik şu. I hat akımı eşittir faz akımı çarpı karekök 3 ya da faz akımı eşittir hat akımı bölü karekök 3. Benim burada motorum şebekeden kaç amper akım çekmekteydi? Örneğin 173 amper akım çekmekteydi. 173 bölü karekök 3, 100 amper benim her bir sargımdan geçecek olan akım. Tekrar hatırlayalım. Yıldızda hat gerilimim 380 voltken her bir sargıda düşen gerilimim 220 volttu. Ama motor şebekeden 173 amper çekiyorsa her bir sargıdan bu 173 amper geçmekteydi. Üçgen bağladığımızda benim fazlar arası gerilimim 380 volttu. Burada her bir bobinde, her bir sargıda tekrar 380 volt gerilim düşmekteydi. Ama burada akım değeri değişiyordu. Benim motorum şebekeden 173 amper akım çekerken sargılarımdan 100 amper akım geçmekteydi her bir sargıda. Şimdi şöyle bir şey yapalım. 90 kW'lık şebekeden 173 amper akım çeken bir motor yıldız ve üçgen bağlantıya göre imal edilirse gerilim akım değerleri ne olur? 90 kW'lık bir motorum var. Fabrikada bu motoru yıldız bağlantıya göre imal edeceğiz. Ve yine fabrikada bu motoru üçgen bağlantıya göre imal edeceğiz. Bu motoru ben eğer yıldız bağlantıya göre imal edecek olursam sargı gerilimini 220 volt olarak düşünüp ve sargı akımını 173 amper olarak düşünüp sarmam lazım. Eğer bu motoru ben şebekeme üçgen bağlayacağımı düşünürsem bu sefer sargı gerilimlerini 380 volta göre sargı akımlarını da 100 ampere göre hesap edip sarmam gerekir. Peki şimdi sargı gerilimi 380 volt ve sargı akımı 100 amper olan üçgen imal edilmiş bir motoru şebekeye yıldız bağlayacak olursak. Şimdi gelelim yıldız üçgen yol vermedeki duruma. Yani benim motorum aslında şebekeye üçgen bağlı olan bir motor. Şebekeye üçgen bağlı olan bir motor. Ama ben bu motoru üçgen değil de şebekeme yıldız bağlamışım. Bu durumda ne olur? Neydi 380 volt üçgen bağlantında faz gerilimleri yani bobin gerilimleri 380 volt olması gerekirken sargılarda şu anda 220 volt gerilim düşer. Yani gerilim karekök 3 misli azalır, düşer. Yani üçgen bağlandığında benim motorum orijinal olarak
üçgen bağlandığında motorum sargılarda 380 volt gerilim olması gerekirken yıldız bağladığımda 380 olması gereken 220 volt olur ve aslında gerilim karekök 3 misli düşer. Şimdi aşağıdaki hesaplamalarda ohmik direnç, indüktans ve faz açısı gibi değerler göz ardı edilerek kaba bir hesaplama yapılmıştır. Yapalım hesaplamayı. Sargı gerilimim neydi benim? 380 volttu ve sargılardan geçen akım üçgen bağlantında 100 amperdi. Peki bu sargının kabaca empedansı ne olur? 380 bölü 100, 3.8 ohm her bir sargının empedansı olsun. Şimdi ben bu sargıya yıldız bağladığımda 220 volt uyguluyorum. Peki 220 uyguladığımda bunun empedansı dediğim gibi kaba bir hesaplamayla sabit kaldığını düşündüğüm için 220 volt uyguladığımda buradan geçecek olan akım değeri ne olur? Aynı sargıya 220 volt uyguladığımızda çekeceği akım az önce 3.8 bulmuştuk empedansını. Bu sefer gerilim bölü dirençten akım buluyorum. 220 bölü 3.8 yaklaşık 58 amper. Yani 100 amper geçmesi gereken sargıdan 58 amper akım geçmektedir. Sargı akımı da karekök 3 misli azalmıştır. Bu motor eğer benim orijinal bağlantısı yapılıp şebekeye üçgen bağlanmış olsaydım 100 amper akım geçirecekti. Ama şu anda yaptığımız hesaplamayla yaklaşık 58 amper akım geçirdiğini görüyoruz. Yani akım değeri de 100'den 58'e karekök 3 misli düşmüştür. En temel güç formülü P eşittir U çarpı I'ydi. Gerilimdeki karekök 3 misli azalma ve akımdaki karekök 3 misli azalma burada çarpım durumunda. Olduğu için güçteki toplam azalma karekök 3 çarpı karekök 3 yani 3 misli azalma demektir. Ne demek istiyorum? Eğer 90 kW'lık şebekeye üçgen bağlanan asenkron motoru şebekeye yıldız bağladığımızda ancak 30 kW'lık bir güç üretecektir. Yani orijinali üçgen bağlı 90 kW'lık motoru yıldız bağladığımda gerilimde karekök 3 azalma sargı gerilimli olarak düşündüğümüzde ve sargı akımlarında da yine karekök 3'lük azalma karekök 3 çarpı karekök 3 3 misli güçte bir azalma demektir. Kalkış ve anma momentinde 3'te 1 oranında düşecektir. Bu yıldız üçgen yol vermenin en büyük dezavantajıdır. Burada kısa bir not da vereyim. Asenkron motorlarda diğer yol verme yöntemlerimiz var. İşte seri dirençli ototrafosu ile yol verme gibi. Bunu da şurada unutmayın. Asenkron motorlarda moment motor uygulanan gerilimin anma gerilimi oranının karesi ile orantılıdır. Ne demek istiyorum? Siz motorun gerilimini yarı yarıya düşürdüğünüzde 1 bölü 2 oranında düşürdüğünüzde aslında siz bu motorun momentini ve gücünü de 1 bölü 2 oranında düşürdüğünüzde 2'nin karesi 4, 1 bölü 4 oranında düşürmüş olacaksınız. Yıldız üçgen yol vermenin avantajı ne? 90 kW'lık motorum üçgen bağlandığında şebekeden 173 amper akım çekmekteydi. Yıldız bağlandığında ise bu akım değeri 58 ampere düştü. Yani motor 173 bölü 58, 3 misli daha düşük akım çekti. Bununla beraber ilk devreye girme sırasında 6 misli akım çektiğini düşünürsek, yıldız devreye girdiğinde 6 bölü 3, yani 3 misli düştüğü için yol alma akımı da aslında 3 misli düşüyor. Yani etiket akımının 2 misliyle devreye girecek. Peki bir de bunu grafikler üzerinde inceleyelim. Motorum üçgen çalışma sırasında üçgen akımını çekiyor. 6 misli olduğunu kabul edersek 6 misliyle devreye giriyor. Daha sonra bu 6 misli akım anma değeri yani 1 misline kadar düşüyor. Üçgen yol alma momentini TMND diyelim. Üçgen çalışmada moment şu şekilde bir momentimiz var. Ve IY yıldız çalışmada motor akımı neydi? 3'te 1 oranında düşüyor. 6'nın 3'te 1'i 2 mislinden başlıyor. 2 mislinden daha sonra tekrar anma değerine geldiğinde düşüyor. Bakın şurada bir akım sıçrama yapmış. Bu sıçrama ne? Bu sıçrama benim yıldızdan üçgene geçtiğim nokta. Yani şurada yıldız akımıyla devam ederken, şu noktada üçgen çalışmaya geçtiğimde akım üçgen grafiğine sıçramış, üçgen değerini almış. Daha sonra anma değerine geldiğinde de normal bir misline düşmüş. Peki, TY dediğim yıldız çalışmada motor momentum var. Motor momentumda dikkat edecek olursanız yine 3'te 1 oranında düşmüş ve şöyle bir seyir izlemiş. Burada TL yük momentum var. Yük momentum da burada kesik çizgiyle gördüğünüz yük momentumun karakteristiği. Burada şöyle bir şey var. Biraz sonra detaylarını anlatacağım ben size. Yük momenti eğer yük momenti yani TL dediğim buradaki yük momenti buradaki TY yıldız yol alma veya yıldız çalışma momentinin üstünde kalırsa siz bu motoru kaldıramazsınız. Bu motor eğer TY yıldız çalışma momentinden daha büyük bir TL yük momentiyle devreye girecekse çalıştıramazsınız. Ancak yıldız çalıştırabilmeniz için, yıldız üçgen yol verebilmeniz için yük momentinin
yıldız çalışma momentinin daha altındaki bir noktada olması gerekir. Peki nasıl olacak bu yol verme işlemi? Hangi yüklere yıldız üçgen yol verilebilir? Kuadrik momentli yük karakteristiği. Örnek olarak santrifuj, pompa ve fanlar verilebilir. Moment devir hızıyla karesel olarak artarken güç kubik olarak artmaktadır. Ne demek istiyorum? Yıldız üçgen yol verme her önünüze gelen motora uygulayamazsınız. Az önce dediğim gibi yıldızda motor gücü ve momenti 3'te 1 oranına düşmekteydi. O nedenle yük momenti motor momentinin 3'te 1'inden daha düşükse evet yıldız üçgen yol verebilirsiniz ama işletmelerde bu tip yükleri görmeniz çok olası değil. Yani düşünsenize eğer ben bir motoru 3'te 1 gücünde çalıştıracaksam niye 3 misli güçlü bir motor alayım? Bu tip motorlar kuadrik momentli yük karakterisine sahip yüklerde kullanılır. Bunların en çok bilinenleri pompa ve fanlardır. Ne demek istiyorum? Pompa ve fanların özelliği ne? Pompa ve fanlarda örneğin bir fanı düşünün. Aslında bir fan duruyorken yüksüzdür. Fan dönmeye başladıkça, devir aldıkça sıkıştırdığı hava miktarı artar ve hava miktarı ile birlikte kendi üzerine yük alır. Yani bir fanda aslında yük motorun devri ile alakalıdır. Motor ne kadar devir alırsa üzerine o kadar yük alır, o kadar hava sıkıştırır. Yani bir fanı siz elle çevirebilirsiniz. Niye? Çünkü üzerinde yük yoktur. Ama bir bant motorunu siz elle çeviremezsiniz. Çünkü üzerinde yük vardır ve fanlarda ve pompalarda üzerine döndükçe yük aldığı için siz bu motorun aslında başlangıç yük momentleri sıfır noktasına yakındır ve döndükçe üzerine yük alır. Devir aldıkça üzerine bunlar yük alır. Hava sıkıştırır ya da su sıkıştırır. Bu nedenle siz bunlara yıldız üçgen yol verebilirsiniz. Pompalarda yalnız şöyle bir özellik var. Emiş yapıyorsa pompanız yani üzerinde herhangi bir su veya sıvı yükü yoksa. Eğer üzerine sıvı yükü varsa basma pompası ise yine yıldız üçgen yol verememe olasılığınız olabilir. Bir diğeri de testerelerdir. Testereler boş çalışırlar. Siz testereyi çalıştırırsanız yıldız üçgen yol alır. Daha sonra üçgene geçer, anma değerlerine ulaşır. Daha sonra altına siz parçayı verip kesme işlemine başlarsınız. O nedenle testerelerde yine boşta çalıştıkları için ilk devreye girmeleri sırasında evet, yıldız üçgen yol verilebilir. Demin de söylediğim gibi aslında siz yıldız üçgen yol vermeyi sadece fan, pompa ve testere gibi ya yüksüz ya çok küçük yüklerde devreye giren ve döndükçe üzerine yük alan uygulamalarda kullanabilirsiniz. Onun haricinde kullanamazsınız. Hangi yüklere yıldız üçgen yol verilemez mesela? Sabit moment yük karakteristiği. Örnek olarak ağır yük taşıma bant sistemleri, vinç ve asansörleri gösterebiliriz. Mesela bunlarda siz yıldız üçgen yol veremezsiniz. Bir asansöre, bir vince ya da bir ağır yük taşıyan banta. Yani ne diyeceksiniz? Örneğin 6 yolculu bir asansör olduğunu düşünün. 2 kişi siz binin, 2 kişi siz birinci katta içine atlayın. Diğer 2 kişi de siz ikinci kata geldiğinde içine atlayın mı diyeceksiniz? Böyle bir şey diyemezsiniz. Ve yüklü olarak kalkarlar. Bir vinçte, bir asansörde, bir bantta yük altında kalkar. Yük altında kalktığı için bu motorlara yıldız üçgensiz yol veremezsiniz. Hatta bu tip motorlara siz yumuşak yol vericilerle soft starterlarda da yol veremezsiniz. Yıllar önce bir eğitimim sırasında bir bakımcı arkadaş dedi ki hocam dedi bizim dedi bir bantımız vardı dedi. Bant güçlüydü yıldız üçgen yol verelim dedik olmadı dedi. Soft starter kullandık dedi. Ben de direkt dedim ki soft starterla da olmaz dedi. Baktı ne oldu biliyor musun dedim soft starter bağladığınızda. Siz soft starter'a bir kalkış rampası verdiniz. Motoru çalıştırdınız. Motor durdu. Belli bir süre sonra zıpladı yerinden kalktı değil mi dedim. Evet hocam aynen öyle oldu. Orada da olan şey şu. Soft starter gerilim düşürerek motora akım verir. Demin de dediğim gibi gerilimin oranıyla karesel olarak moment düşmektedir. Rampa verdiniz. Moment karşılamadı. Yük momentini geçtiği anda gerilimle birlikte gelen moment yük momentini geçtiği anda motor birden harekete geçti. Burada yine bir akım sınırlaması yapamazsınız. Bu yapacağınız uygulamalarda ancak motor sürücüsüyle siz yol alma akımını azaltmak istiyorsanız motor sürücüsüyle bir kalkış yaptırabilirsiniz. Yine sabit güçlü yük karakteristiğinde de bunlar sarma ve rulo makineleri. Bu motorları siz yıldız üçgen yol veremezsiniz. 3-5 kW üzerindeki motorlara yıldız üçgen yol verilir diye bir şey var demiştik ya baştan. Bu 3-5 kW nereden geliyor? Önce bir ona bakalım. Gaman kataloğunu inceliyorum. Gaman kataloğunda 3 kW'a kadar yıldız imal edilmiş. 4 kW'dan sonra üçgen olarak imal edilmiş. Dayamot'un kataloğuna burada 4 kW'a kadar evet yıldız imal edilmiş.
Yine 4 kW bir seride üçgen olarak imal edilmiş ve 4 kW'ın üstü üçgen olarak devam etmiş. M-Taş'ın kataloğuna bakıyorum. M-Taş'ın kataloğunda da 3 kW en son yıldız verilmiş. 4 kW üçgen bağlantı olarak verilmiş. Buradan devam ediyoruz. Watt'ın kataloğuna bakıyoruz. Watt'ın kataloğunda da 3 kW'a kadar yıldız bağlantı verilmiş. 4 kW ve üstü üçgen bağlantı olarak verilmiş. Peki bu 3-4 kW nereden geliyor? Öncelikle her ne kadar yıldız üçgen yol verme her yerde kullanılmaz desek de şartlarını az önce anlattım. Yıldız üçgen yol verilebilecek motorlar var pompa, fan pompa uygulamalarında. Siz 4 kW'ın altındaki motorlar zaten şebekeye çok darbe etkisi yapmadı mı? 4 kW'ın üstündeki motorlar şebekeye darbe etkisi yapar. O nedenle fan pompa uygulamalarında siz yıldız üçgen yol vermek istiyorsanız 4 kW üstü motorlara yıldız üçgen yol verebilirsiniz. Bu birinci neden. İkinci ve belki bundan daha önemli neden de şu. Biz bu motorları motor sürücüsünün altında çalıştırıyoruz. Yani üstünde bir motor sürücüsü driver var. Driverlar 3 faz girişli ve 1 faz girişli olabilir. Şimdi küçük yerlerde 3 faz yoksa 1 fazlı motor sürücüsü driver kullanıyoruz. Bu 1 fazlı motor sürücülerin gücü de en fazla çıkışlarına bir fazla olarak düşündüğünüzde en fazla 3-5 kW bir güç verebiliyor. Bu bir faz girişli motor sürücüsünde köprü diyot doğrultmadan hatırlarsanız bu max 1.41x220 yani benim aslında şebeke gerilimim maksimum tepe değeri 310 volt. Bu teorik olarak yani teorik olarak sizin motor sürücüsünün içerisindeki DC barayı en fazla 310 volta çıkarabilirsiniz ki bakın bu da teorik olaraktır. PWM kırpma yaptığında düşündüğünüzde siz bunun aslında DC bara gerilimim çok da yüksek değildir. Benim bir fazlı motor sürücülerine 3 fazlarda 600 voltları buluyor ama bir fazlarda benim DC bara gerilimim çok yüksek değil. Şimdi normalde 4 kW'ın altı motorlar şebeke yıldız bağlanıyordu. Doğru mu? Yıldız bağladığında bu sefer benim fazla arası gerilimim kaç volt? 380 volt ve sar gerilimim 220. Eğer bir motor sürücüsünün bir fazlı motor sürücüsünün girişi bir fazlı olan motor sürücüsünün çıkışına bu motoru yıldız bağlayacaksanız fazlı arası gerilim 380 voltu görmeyecek DC bar gerilimin düşük olduğu için. Bu sefer ne yapıyoruz? Bir faz giriş beslemeli motor sürücülerinin çalıştırılacakları zaman bu motorlar sürücü çıkışına üçgen bağlanır. Yani sargı gerilimim 220 volt olması, yıldız 220 volt olması gereken aslında sargılarım üçgen bağlanır. Üçgen bağlandığında ne olur? DC bara gerilimim benim buradaki sargı gerilimlerine tam gerilim verebilecek, tam olarak besleyebilecek noktada olduğundan ancak siz bu motorları üçgen çalıştırabilirsiniz. Burada bir fazla motor sürücüsü olduğunu dikkatinizi tekrar çekiyorum. Eğer inverter 3 fazsa motor sürücüm 4 kW'ın altındaysa yine yıldız bağlayacaksınız. Bu sadece bir fazlı motor sürücüleri için geçerli olan bir durum. Her ne kadar birincil neden olmasa da olduğu iyi oldu dediğimiz bir şey de şudur. Şimdi benim 4 kW üstü motorlarımı nasıl bağlıyorum? Üçgen bağlıyorum. Üçgen bağladığımda az önceki devrelerden hatırlayın. Şebekeden 173 amper akım çeken motorumun sargılarından 100 amper akım geçiyor. Her ne kadar gerilim 380 olduğundan dolayı pir sayısı artsa da akım değeri düştüğü için tel kesitleri büyük güçlü motorlarda düşecektir. Ve ince telle işçilik yapmak, kalın telle işçilik yapmaktan daha rahat olduğu için motorumun, büyük güçlü motorlarımın çıkan bağlanması ve bu nedenden dolayı bobinaj tellerindeki ve bununla birlikte tabii motor kulemesine çıkan uçları da düşünürsek bu iletken kendilerinin kesitlerindeki küçülme, spir sayısının artmasına rağmen işçilikte bir rahatlama sağlamaktadır. Şimdi bu videoda size neyi anlatmaya çalıştım? İnternette yıldız üçgenle ilgili arama yaptığınızda karşınıza binlerce, bir ara 30 bin küsürdü sonuç çıkıyor. Herkes yıldız üçgeni bir tarafından anlatmış, kimisi devre olarak anlatmış, kimi yol verme mantığı olarak anlatmış. Ama yıldız üçgen yol verme bir çözüm değildir. Ve her motora siz yıldız üçgen yol vermeyi uygulayamazsınız. Bunu uygulayabileceğiniz motorlar ve yükler vardır. Aslında yıldız üçgen yol verme fan pompa uygulamalar halinde çok da fazla karşınıza çıkacak bir yol verme yöntemi değildir. Ama bilinmesinde fayda var. Böyle bir uygulama var. Kesinlikle ve kesinlikle yük altında çalışan motorları siz yıldız üçgen yol veremezsiniz. Tekrar altını çiziyorum. Bu tip uygulamalarda motorun çekmiş olduğu darbe akımlarını azaltmanız için sizin uygulamanız gereken şey bu motor girişine 3 fazlı bir inverter bağlamaktır. Burada RF alanı sabit tutarak yani akım ve momenti sabit tutarak motorunuzun sizin
kontrollü bir şekilde yol almasını sağlayabilirsiniz. Umarım burada anlattıklarım aklınızda bir şeyler canlandırmıştır ve işinize yaramıştır. Herkese iyi günler dilerim.